şeyden önce. Tabii ki burada yavrumuza Allah'tan rahmet dileyerek, aslında bütün Türk milletine, bu topraklarda yaşayan herkese başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü mesele bir çocuk cinayeti olunca bunun artık aileyi de aşan bir şey olduğunu kanaatindeyim. Bu toplumsal anlamda büyük bir yara ve acı oluşturuyor. Ki narin yavrumuzun hayatını kaybetmesi ve bunun işte önce ortadan kaybolması, bu cinayetin topyekin bütün süreci gerçekten ülkemizde vicdanı olan herkesin vicdanını sızlattı. Bu anlamda bir başsağlığıyla başlamak isterim. Burada benim ilk altını çizeceğim şey, ifadelere geçmeden önce, yani bırakalım derken şunu kastediyorum. Medya sürekli bu konuyu konuşuyor, doğal olarak, haklı olarak. Birazdan değinmeye çalışacağım belki ilerleyen dilimlerde. Yani ciddi bir toplumsal öfke söz konusu. Bunun sosyolojik sebeplerini irdelemek lazım. Sadece Türkiye'de değil, dünyada böyle bir eğilim söz konusu. Yani çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri inanılmaz afaki seviyelere ulaşmış durumda. Ama bunları konuşmadan önce şunu ifade etmek lazım bu olay üzerinde. Yani bu tarz olaylarda Türkiye'de özellikle bazı mahfiller, bazı çevreler ya olayı siyasallaştırıyor ya da olay üzerinden bir spekülasyon yaratarak, daha açık ifade edeyim, bir reyting kaygısıyla, yani çok ucuz bir reyting kaygısıyla hiç aileyi, yakınlarını, ülkenin genel toplumsal, zihinsel ve psikolojik durumunu hiç düşünmeden sorumsuzca hareket ediyorlar. Bir kere öncelikle şunun altını çizerek başlamak isterim. Bırakalım öncelikle kolluk kuvveti bir işini yapsın. Ki yapıyor da. Ardından bırakalım yargı işini yapsın. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Şimdi işin detaylarını elbette değerlendireceğim ama öncelikle bu hassasiyete sahip olmamız lazım. Yani kolluk kuvveti ve yargı bırakalım sağlıklı bir şekilde işini yapsın. Ben geçtiğimiz günlerde gelen yayın yasağını da bu anlamda destekliyordum. Yani çünkü o kadar spekülasyon üretiliyor ki artık kolluk ve yargı sağlıklı bir şekilde çalışamaz hale geliyor. Yani bu oluşturulan baskı, evet elbette bir yavrumuzu kaybettik, elbette acımız çok taze, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz. Daha önceki bazı olaylarda maalesef olayın üzerinin kapatıldığına dair kamuoyunda algılar oluştu. Haklı bazı algılar oluştu. Fakat burada artık zaten bir süreç başlamış durumda. Kolluk kuvveti işini yapıyor, jandarmamız, polisimiz, ki mesafede kat ettiler. Ve artık yargıda bu süreç. Yani burada öncelikle bu hassasiyetle konuşmak lazım. Şimdi dosyanın içeriğine girecek olursak, elbette dosyada gizlilik kararı var ama medyaya yansıyanlar kadarıyla yorumlayacak olursak, şimdi öncelikle burada bana ilk şunu düşündürdü olayın başından itibaren medyaya yansıyanlar. Yani burada sanki kolektif bir suç var gibi Elif Hanım. Yani onu ifade etmek isterim. Söylediklerim yorum. Onu söyleyeyim. Yani dosyada gizlilik kararı olduğu için hukuki bir şey söylemiyoruz ama yani çünkü çelişkili ifadeler var, sizin de ifade ettiğiniz gibi çelişkili ifadeler var. Cenaze bulunana kadar o kadar zaman geçmesi, işte cenazeyi bir çuvala koyup gömen şahsın bile aramalara katılmış olması, bu önemli bir detay. Yani burada aslında o köyde, ki dediğim gibi ilerleyen dilimlerde, şimdi ilk dilimde çok uzatmak istemiyorum, diğer konuklarımıza da söz hakkı kalsın. Fakat burada kolektif bir suç var ve bu kolektif suçun aydınlatılması için işin derinine inmek gerekiyor. Derinden kastım ne? Şimdi taşrayla merkez biraz farklı bu tarz hususlarda. Yani merkezde işte bazı aplikasyonlar var yavrularımız için, ki buradan onu da teşvik etmiş olalım. Acil yardımla alakalı aplikasyonlar. Bunların genişletilmesi lazım. İşte KADES gibi belki çocuklar için de bazı uygulamalar geliştirilmesi lazım. Merkezde bunlarla sonuç alabiliyorsunuz şehir merkezlerinde. Fakat taşrada bu pek mümkün olmuyor. Özellikle köylerde, mezralarda bu çok mümkün olmuyor. Buralarda iş artık oradaki ailelere ve köylülere kalıyor. Ve iş ona kaldığı zaman da eğer orada suçlu bir kişi değil de birden fazla kişi ise, o zaman yavrularımız oldukça korunaksız hale geliyorlar.